Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde balık yeme oyunu yapacağız. Öncelikle nasıl bir oyun yaptığımızı şöyle bir bahsedelim, bir anlatalım. Evet, bir tane arkadaşlar köpek balığımız var. Bu köpek balığıyla diğer balıkları avlamaya çalışacağız. Çalıştıralım. Evet, şimdi arkadaşlar burada köpek balığımızı A ve D harfleriyle klavyeden yönlendirebiliyoruz. Şimdi burasını arkadaşlar istediğiniz şeyi ayarlayabilirsiniz. Burada balıklarımız var. Balıklarımız arkadaşlar birazdan göstereceğiz. Çeşitli kostümler var. Sırasıyla çıkarıyoruz bu kostümleri. Ve sürekli olarak işte sağa sola hareket ediyor. Biz de bu balıkları yakalamaya çalışacağız. Her yediğimiz balık için ya da yakaladığımız balık için 5 puan kazanıyoruz. Ve bizim köpek balığımız balıklara belli bir mesafeye yaklaşınca ağzı otomatik olarak açılıyor ve içerisindeki bu pembe olan yere balık temas ettiği zaman onu yemiş sayıyoruz. Süremiz bittiği zaman da oyun bitti yazısı çıkıyor. Evet, şimdi arkadaşlar mantık olarak bu şekilde oyunumuz. Bu oyunu nasıl tasarladık? Şimdi beraberce onu yapalım. Evet, öncelikle arkadaşlar dosyadan yeni bir proje seçiyorum. Yeni boş bir proje oluşturuyoruz. Öncelikle kuklamızı silelim. Bir dekor ekleyelim. Buradan arkadaşlar Underwater yazarsanız eğer, burada bakın iki tane var. İkisinden herhangi birisini seçebiliriz. Ben Underwater 2'yi seçtim. Daha sonra bir tane de balık ekleyeceğim arkadaşlar. Şuradan hayvanları seçip bakabiliriz. Şuradaki fiş yazanı alıyorum arkadaşlar. Birinci olarak bir de buradan arkadaşlar yine hayvanları seçelim. Buradan köpek balığımızı seçeceğiz. Evet, buradakini seçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi iki tane balık ekledik. Bir tane balık, bir tane köpek balığı ekledik. Bunların arkadaşlar ilk olarak normal balığımıza bir hareket verelim. Yani hareket etsin. Buradan hemen gelelim olaylar menüsüne. Yeşil bayrağı tıklanıldığında seçtim. Sonrasında görünüme geliyorum. Görünümden boyutunu bir ayarlayalım arkadaşlar. Bakın oldukça büyük. Bunu %30'a düşürüyorum arkadaşlar. Bir bakalım. %30 hatta %40 yapalım arkadaşlar. Şöyle olsun, biraz daha büyük olsun. Evet, böylesi daha güzel. Şimdi yeşil bayrağı tıklanıldığında boyutumuz %40 oranında olacak. Daha sonra arkadaşlar kontrol menüsünden sürekli tekrarlayı seçiyorum. Sürekli tekrarlayla arkadaşlar ben buna hareket vereceğim. 10 adım git bloğunu ekledim. Sonrasında arkadaşlar kenara geldiyse sek komutunu koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle hareket edecek. Gayet güzel. Yalnız burada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ben şimdi hani tek bir balık değil, burada birden fazla balık oluşturacağım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu arkadaşlar şu şekilde yapacağım ben. Burada aslında ben kendi kobyasını oluşturacağım. Yani buraya hareketi buraya vermeyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki ben şuradan kontrol menüsüne geliyorum arkadaşlar. Kendi ikizini oluştur bloğunu ekliyorum. Sonrasında kendi ikiz olarak başladığında arkadaşlar ne yapsın? Şuradan sürekli tekrarlayı alalım. Evet, 10 adım gitsin. Bunu ekleyelim arkadaşlar. Bu şekilde çalıştıralım. Evet, burada da bakın arkadaşlar oldukça fazla, yani sürekli olarak ne yapıyor? Balık üretiyor. Ben bunu istemiyorum. Belli bir sayıda kalmasını istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar o zaman? Şu şekilde yapacağım. Bir sınır koyabilmek için, yani kaç tane balık olduğunu arkadaşlar ben tutabilmek için bir değişken kullanacağım. Değişkenler menümüze geldi. Bir değişken oluştur diyorum. Buraya arkadaşlar balık sayısı. Balık sayısını arkadaşlar oluşturdum. Balık sayısı isminde bir değişkenim var. Ben bu değişkenle kaç tane balık olduğunu kontrol edeceğim. Şimdi buraya geldim ben. Kendi ikizini oluşturup kısmını arkadaşlar şu şekilde yapacağım. Kontrol menüsünden eğer kullanacağım. Eğer ki operatörlere gelelim. Şuradan küçük türü seçelim arkadaşlar. Diyelim ki
Balık sayımız kaçtan? 4'ten küçük ya da 5'ten küçük diyelim. 5'ten küçük olduğu sürece arkadaşlar kendi ikizini oluştursun. Şöyle birazcık küçültelim. Eğer balık sayısı arkadaşlar 5'ten küçük ise ne yapacak? Kendi ikizini oluşturacak. Balık sayısını da arkadaşlar şuradan arttıracağım. Ne yapacağım? Kendi ikizini oluşturuyor ya, kendi ikizini oluşturduktan sonra arkadaşlar ben balık sayısını bir artıracağım. Yani kendi ikizi bir kere oluştu, hemen buradan bir arttırsın. Ve başladığımızda, yani oyuna başladığımızda balık sayımızı 0 yapalım arkadaşlar. Evet, sonrasında şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Rastgele bir konumdan çıksın. Hepsi aynı yerden çıkmasın. Rastgele konuma git olsun arkadaşlar. Şunu da buraya koyalım. Kendi ikizini oluştursun. Hatta buraya koymayalım. Şöyle yapalım. Düzeltelim burayı. Burası yine böyle kalsın. Rastgele konum arkadaşlar şurada gitsin. İkiz olarak başladığında herhangi bir rastgele konumdan başlasın. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Şimdi en azından balıklarımız farklı yerlerde ve 5 tane çıktı. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapacağım. Öncelikle oyun başladığı anda arkadaşlar şu bakın ters dönmüştürüyor. Ben bunu istemiyorum. Dönüş stilini sağ sol yapacağım ki arkadaşlar bundan sonra artık balıklarımız hiçbir zaman ters dönmeyecek. Burası da tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şimdi balığın baktığım zaman bir yığın kostümü var arkadaşlar. 4 farklı kostüm var. Ben bu kostümleri kullanacağım. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Her seferinde şu görünüme gelelim. Sonraki kostüme geçsin arkadaşlar. Evet, şimdi çalıştırdım. Bakın her seferinde bir başka arkadaşlar ne yapıyor? Kostüme geçiyor. Ve bu şekilde arkadaşlar hareket ediyor. Bir de sürekli olarak aynı yerde gelip gidiyor fark ettiyseniz. Bunlar arkadaşlar bir de yön verelim. Şöyle yapalım. Hareket menüsünden gelelim. 90 derece yönüne yönel vardı ya arkadaşlar. Biz onu şuradan şu 200 olarak başladığımız biraz ayıralım. Evet, 90 yönüne yönel ver. Ben buradan rastgele bir değer seçeceğim. Mesela kaç olsun? 0 ile kaç derece arasında olsun? 180 derece ya da şurayı 30 yapalım arkadaşlar. 30 ile 150 derece arasında olsun. Şimdi bakalım çalıştıralım. Evet, artık balıklarımız arkadaşlar bakın farklı farklı yönlere doğru gidiyor. Burası da güzel oldu. Şimdi şu asıl balığımızı arkadaşlar görünmez hale getirelim. Orada durmasın bu şekilde. Bunun için de geldim. Şuradan gizli olanı seçtim arkadaşlar. Ancak çalıştırdığım zaman tabii kopyalar da gizlenecek. Ne yapmam gerekiyor? O zaman şuradan arkadaşlar ikiz olarak başladığım gösteri seçiyorum. Evet, bu şekilde güzelce bir görünüm oluşturduk. Daha sonrasında ne yapalım? Şuradan arkadaşlar balıklarımızın hızı çok fazla. Bunları düşürelim. Şöyle biraz yavaş olsunlar arkadaşlar. Evet, daha güzel durdu. Bir de şunu yapalım. Balıklar arkadaşlar hemen ne yapmasın? Böyle bir anda çıkmasın arkadaşlar. Yavaş yavaş çıksın. Bunun için de şöyle yapıyorum. Bir saniye beklesin. Yani balık oluşurken birer saniye aralıklarla çıkmasını istiyorum. Bakın birincisi geldi, ikincisi geldi, üçüncüsü geldi, dördüncüsü geldi ve beşincisi geldi. Bu şekilde. İstersek burayı biraz daha düşürelim. Bir saniye biraz fazla oldu. 0,5 olsun. Evet, çalıştırıyorum. Evet, şimdi daha güzel oldu arkadaşlar. Evet, balık sayımızı bu şekilde ayarladık. Gayet güzel. Sonrasında arkadaşlar şimdi köpek balığımıza gelelim. Köpek balığımızın boyutunu birazcık düşürelim yine hemen. Olaylar menüsünden yeşil bayrağı tıklanıldığında alalım. Yeşil bayrağı tıklanıldığında. Sonrasında arkadaşlar hemen görünüme geliyorum. Boyutunu arkadaşlar şuradan %40 yapalım. Bakalım nasıl görünecek. Evet. %50 yapalım. Biraz büyük olsun köpek balığı. Evet. Böylesi fena değil. Aslında diğerlerini de küçültebiliriz biraz daha. Şuradan arkadaşlar gelelim. Görünümünü %30'a tekrardan düşürelim şöyle arkadaşlar. Evet, şimdi daha güzel oldu. Köpek balığından devam edelim. Şimdi arkadaşlar köpek balığımız da kostümlerine gelelim. Arkadaşlar yiyeceği zaman şöyle bakın ağzını açıyor.
Şu üçüncü kostümü kullanmayacağım. İki tane kostüm var. Birinci kostüm normal. İkinci kostüm de yiyeceği zaman ağzını açsın arkadaşlar. Bunu istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir şöyle yapalım arkadaşlar. Hareket verelim buna da. Kontrol menümüze geldim. Sürekli tekrarlayı seçtim arkadaşlar. Hareket menüsünden 10 adım git. Bunu arkadaşlar 5 adıma düşürelim. Şöyle bir çalıştıralım. Evet, artık gidiyor arkadaşlar. Tabii oyun her başladığında görünüm menüsünden bunun kılığı arkadaşlar ne olması gerekiyor? Shark 2A. Bakın arkadaşlar, Shark 2A bu olması gerekiyor her başladığında. Daha sonrasında arkadaşlar, evet, balığımız dışarı çıktı. Evet, şimdi kenara geldiğinde yine arkadaşlar ne yapması lazım? Sekip dönmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar yine buradan kenara geldiyse sek komutunu aldım. Bakın yine burada ters döndü. Bunu istemiyorum arkadaşlar. Bunu ne yapıyordum? Ben dönüş stilini sağ sol yapıyordum. Bunu da ekledikten sonra artık bakın döndüğü zaman arkadaşlar ne yapacak? Artık düzgün bir şekilde görünecek. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu balığa değdiği zaman ne olacak? Önce bunu yapalım. Yani yeme işlemini yapalım. Evet, şimdi balığa geldim arkadaşlar. Diyorum ki şuradan ikiz olarak başladığımda arkadaşlar ne yapacağım? Ben kontrolü balık tarafından yapacağım arkadaşlar. Balık köpek balığına değip değmediğini kontrol edecek. Eğer ki köpek balığına değerse arkadaşlar, şöyle yapalım hemen. Sürekli tekrarla. Sürekli tekrarların içerisine bir eğer şart bloğu koyalım. Algılama menüsüne gelelim arkadaşlar. Algılama menüsünden buradan fare imlecine değiyor mu var. Bunu seçtim arkadaşlar. Bunu Shark 2 yani köpek balığını seçtim. Köpek balığına değiyor mu? Değiyor ise arkadaşlar ne yapsın? Bir haber salsın. Kontrol menüsüne geldim arkadaşlar. Pardon. Olaylar menüsünden. Bir haber salsın. Haber de arkadaşlar ne olsun? Yine haber tehlike diyelim. Tehlike diye bir haber salsın. Sonrasında arkadaşlar köpek balığına gelelim. Tehlike haberini aldığında arkadaşlar şuradan hemen görünümünü değiştirsin. Şuradan ikinci kulağa geçsin arkadaşlar ve belli bir süre beklesin burada. Şuradan arkadaşlar 0,2 saniye kadar beklesin. Sonrasında tekrardan ne yapsın arkadaşlar? Orijinal haline yani ilk haline dönsün. Buradan tekrardan Shark 2A'yı seçiyorum. Evet, şimdi bakalım değdiği zaman balığımızın ağzı açılacak mı? Evet. Bakalım. Evet, bakın değdi arkadaşlar. Güzel. Ağzı açılıyor. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle yapalım devamında. Hemen yine balığa geldim arkadaşlar. Haberini salsın ve ne yapsın arkadaşlar? Değdiği anda ne olacak? Bunu yemiş sayılacak ama burada bir sıkıntımız daha var arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Şimdi balık ağız tarafından değil de kuyruk ya da üst tarafından değdiğinde de yine arkadaşlar ağzı açılıyor bakın. Buradan görebilirsek eğer değdiğinde. Evet, bakın kuyruğundan değdi. Yine arkadaşlar ne yaptı? Ağzı açıldı. Ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Yani yemesini istemiyor. Yeme şeklinde ne olması gerekiyor? Şu ağız tarafından olması lazım. Onda da şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan kostümümüze gelelim. Balığımızı seçelim. Balığımızın içerisine, ağzının içerisine arkadaşlar bir şekil çizelim. Şuradan kırmızımsı bir şekil çizelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Evet, şöyle taşıyalım. Sonra bunu birazcık bükelim arkadaşlar şöyle. Evet, şöyle bir şey olsun. Yani bu pembemsi yani kırmızımsı rengi değdiği zaman balık yenmiş sayılsın arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağız. Geldim buraya. Şuradan öncelikle arkadaşlar bir kostümümüzü değiştirelim. Hadi şu olsun. Şimdi balığa tekrar geldim balık kodlarına. Değiyor muyu arkadaşlar? Artık ne yapacağız? Buradan çıkartacağız arkadaşlar.
Burada şunu yapacağım. Ben değmesini değil de mesafesini ölçeceğim. Yani balık arkadaşlar köpek balığına çok yaklaştığı zaman tehlike çalacak, tehlike haberi gönderecek. Ve bizim köpek balığı da tehlike haberini aldığı zaman ağzını açmış olacak arkadaşlar. Bunu bir çıkaralım. Algılama menüsüne gelelim arkadaşlar. Öncelikle şu operatörlerden bir kıyaslama bloğunu aldım. Algılama menüsüne tekrar geliyorum arkadaşlar. Bakın fare imlecine olan mesafe diyor. Ben buradan köpek balığını seçtim. Köpek balığına olan mesafe işte 50 pikselin altına düştüğü zaman haber salsın arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. Yine bakın köpek balığı bu kez balığa yaklaştığı zaman ağzı otomatik olarak açılması gerekiyor. Evet bakın ağzı otomatik olarak açıldı. İstersek bunu birazcık daha düşürelim. Şöyle 50 çok 30 olsun arkadaşlar. Güzel. Daha sonrasında ağzı açıldığında arkadaşlar şuradan şunun ağzının açılmış halini seçelim bir. Evet balık şunun aynısını yapacağım arkadaşlar aslında. Kobyasını çıkaralım şöyle alt tarafa koyalım. Bu kez arkadaşlar şunu çıkarıyorum. Yine eğer dursun. Rengine dokunuyor mu diyor ya arkadaşlar. Bunu seçtim. Yani balık ikiz olarak başlayan balık. Hangi renge dokunacak? Şu ağzın içerisindeki pembe renge dokunacak. Pembe renge dokunduğu zaman yani ağzına girmiş olacak. Bu şekilde de aslında bizim köpek balığı ne yapacak arkadaşlar? O balığı yemiş sayılacak. Eğer bu renge dokunuyorsa ne yapsın arkadaşlar? Bizim balık şuradan kontrol menümüzden arkadaşlar ne yapacak? Bu ikisi sil diyeceğiz. Arkadaşlar bu ikisi orada silinmiş olacak. Yani biz o balığı yemiş oluyoruz. Yediğimiz zaman da bir puanımız olsun arkadaşlar. Hemen şuradan bir değişken oluşturalım puan diye. Puan değişkenimiz olsun. Şu balık sayısı arkadaşlar görünmesin. Görünmesini istemiyorum. Şurada puanımız olsun. Bir de süremiz olsun arkadaşlar. Süreli yapacağız. Bunu süre olsun şimdilik. Bu ikisini ekleyelim. Evet, puan ve süre duruyor. Evet, şimdi ben balığı yediğim zaman hemen ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Puanı arttırmalıyım. Şuradan hemen puanı seçtim. Puan arkadaşlar beşer beşer arttırsın. 5 kadar değiştir desin. Ondan sonra bu ikisi silinsin arkadaşlar. Bakalım çalıştırdım şimdi. Balığımızı yakalayabileceğiz mi? Evet bir tanesi. Evet şu anda arkadaşlar bakın yakaladık. Şu anda ağzını açtı ama yakalayamadı. İkinciyi de yakaladı. 10 puan aldık. Gayet güzel arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntımız yok. Çalışıyor. Şimdi bir de arkadaşlar bu köpek balığımıza hareket verelim. Hareket için de arkadaşlar kontrol menüsüne geldim. Şuradan yeşil bayrağı tıklanıldığında aldım. Kontrol menüsüne geldim. Yine sürekli tekrarla kısmımız var arkadaşlar. Sürekli tekrarla bloğumuzun içerisine eğer bloğunu koyacağım. Eğer ise arkadaşlar bu algılamadan hemen şuradan arkadaşlar boşluk tuşuna basıldı mı? Bunu seçtim. Buradan arkadaşlar istediğiniz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. A'yı seçiyorum arkadaşlar. A tuşuna basıldığı zaman ya da yön tuşlarından birini seçebilirsiniz. Sağ oku seçtim arkadaşlar. Sağ ok tuşuna basıldığında hareket menüsüne geliyorum arkadaşlar. Saat yönünde 15 derece dönsün ya da 10 derece dönsün. Aynı şekilde şunu arkadaşlar kobyasını çıkarttım. Sol ok tuşuna basıldığında arkadaşlar sol ok tuşuna basıldığında bu kez 15 derece ne tarafa dönecek? Sola yani arkadaşlar saat yönünün tersine dönecek. Bu şekilde ben balığıma köpek balığına hareket verebileceğim. Bakalım arkadaşlar. Evet. Şu anda bir çalışmadı. Tekrardan deneyelim. Evet, pardon arkadaşlar biz bunu balığa yazmışız ama köpek balığına yazacaktık. Arkadaşlar köpek balığına bu kodları yazabilmek için buradaki kodu tuttum. Şuradan getirdim. Bakın arkadaşlar köpek balığının üzerindeki resmi bıraktım arkadaşlar. Artık buradan siliyorum. Bloğu sildim. Evet köpek balığına geçtim. Bakın arkadaşlar buraya otomatik olarak kendisi taşıdı. Az önce kodları yanlış yere yazmıştık. Biz balığa yazmıştık. Balığa değil köpek balığına yazacaktık. Tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet bakın artık köpek balığını istediğim gibi hareket ettirebiliyorum arkadaşlar.
Evet, gayet güzel. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar oyun başladığı anda bakın puanlarımız sürekli olarak artıyor, hiç azalmıyor. Hemen dekorlara gelelim. Dekorlarda yapalım bunu. Yeşil bayrağı tıklanıldığında ne yapsın arkadaşlar? Bizim şuradan hemen puanımızı arkadaşlar sıfır yapsın. Şöyle büyütelim. Puanımızı sıfır yapsın ve bir süre ayarlayalım arkadaşlar kendimize. Süremizi de kaç yapsın? Şuradan süreyi seçelim. Süreyi de arkadaşlar artık 15 saniye yapayım ben. 15 yapayım. Artık siz nasıl tasarlarsanız. Benim oyun 15 saniyelik olacak. Hemen bir çalıştıralım. Evet, puanımız sıfırlandı. Süremiz de 15 saniye oldu. Şimdi süreyi arkadaşlar düşürelim. Hemen şuraya yine yeşil bayrağı tıklanıldığında aldım. Kontrol menüsünde sürekli tekrarlayı aldım arkadaşlar. Ve şu değişkenlere geliyorum. Değişkenlerden arkadaşlar şuradan süreyi seçiyorum. Süreyi eksi bir kadar değiştir dedim arkadaşlar. Çalıştırdım. Evet. Ama çok hızlı bir şekilde bu fark ettiyseniz azalıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Kontrol menüsüne yine geldim. Bir saniye beklesin. Yani birer saniye olarak insin arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Şunun ikisini yer değiştirirsek daha da hoş olacak. 15, 14, 13 şeklinde devam edecek. Şimdi peki sıfıra geldiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen onun içinde bir şart koyalım. Eğer ki operatörlerden eşittir operatör şeyimiz bloğumuzu alalım. Buradan arkadaşlar geldim. Süreyi seçtim. Eğer ki süre sıfır olursa ne yapsın arkadaşlar? Ortalığa bir haber salsın. Şuradan arkadaşlar. Oyun bitti. Yeni haber diyelim. Oyun bitti. Oyun bitti haberi salsın arkadaşlar. Sonrasında her şeyi durdursun. Buradan durdur tümünü seçtim. Bir de arkadaşlar şimdi oyun bitti. Oyun bittiği anda ne yapacağız arkadaşlar? Oyun bitti yazısı yazalım. Hemen şuradan kukla oluşturuyorum. Çizim seçtim. Hemen yazıyı aldım arkadaşlar. Şuradan nasıl bir yazı seçelim? Beyazımsı bir ya da siyahımsı bir yazı seçelim arkadaşlar. Oyun bitti şeklinde yazsın arkadaşlar. Sonra bunu şöyle büyütelim. Evet, oyun bitti. Gayet güzel. Sonra arkadaşlar bunu şöyle alta alalım. Oyun bitti burada görürsün. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar oyun bitti haberini aldığı anda arkadaşlar ne yapacak? Bu görünür hale gelecek. Görünüm menüsüne geldim. Gösteri seçiyorum. Oyun başladığı anda yani yeşil bayrağı tıklanıldığında da arkadaşlar bunun gizli olması lazım. Görünmemesi lazım. Şuradan gizle diyorum. Evet bakın. Gayet güzel başladık. Çalışıyor. Şimdi arkadaşlar 11 10 süremiz bittiği anda ne yapacak? Oyun bitti yazacak. Evet, oyun bitti. Gayet güzel. Şimdi buradan köpek balığı görünüyor arkadaşlar. Bunu da oyun bitti haberini aldığımız zaman oyun bitti haberini aldığımız zaman o da gizlensin, o da görünmesin. Şuradan gizle diyelim. Ama oyun her başladığında tabii bu görünür hale gelmesi gerekiyor ki arkadaşlar sonra sıkıntı yaşamayalım. Burada tamam. Şimdi burada bir problemimiz daha var arkadaşlar. Bakın çalıştırdım şimdi. Herhangi bir tane balığı yediğimiz zaman, bakın balığımızı yedik. Balık 4 tane kaldı. Bunlar arkadaşlar sürekli olarak 5'te sabit tutmak istiyorum. Ne yapacağım onun için? Yine balığa geldim arkadaşlar. Şuradan hani balık yenip bu iki siliniyordu ya. Orada arkadaşlar hemen şöyle yapacağım. Değişkenimi balık sayımı arkadaşlar bir düşüreceğim. Çünkü o balık artık ne oldu? Gitti. Bir kadar düşürürsem arkadaşlar yukarıda ne yapacak? Hemen otomatik olarak balık sayısı 5'in altına düştüğü için ne yapacak? Hemen bir tane balık ortaya çıkacak. Bakın çalıştıralım. Şu anda arkadaşlar evet, kaç tane? 5 tane balığımız var. Evet, bir tanesini şuradan yediğimiz zaman. Evet, bir tane yedik. Hemen bir tane daha çıktı bakın arkadaşlar. Yani şu anda herhangi bir problem yaşamayacağız artık. Balık sıkıntısı yaşamayacağız.
Evet, genel olarak arkadaşlar bu şekilde balık yeme oyununu yapabiliriz. Şöyle daha genel bir tekrar yaparsak ne yaptık arkadaşlar? Bir tane köpek balığı ekledik. Köpek balığını arkadaşlar ne yaptık? Sağa sola hareket ettirmesi için, daha doğrusu yönünü değiştirmek için sağ oku sol oku kullandık. Sonra arkadaşlar buna sürekli tekrarların içerisindeyken hareket verdik. Boyutunu ayarladık. Burada balıklardaki mantık ise arkadaşlar kendi orijinal balığımızı hiçbir zaman kullanmadık. Her zaman arkadaşlar ikiz olarak ne yaptık? İkizini oluşturduk balıkların ve o hareket eden balıklar o asıl balığın ikizleri oldu. Ve her başladığında rastgele bir konuma gitti. Rastgele konumdan yine sürekli tekrarla içerisinde sürekli olarak ne yaptık? Hareket ettirdik. Kenara gelince de tekrar dönmesi için kenara geldiyse sektir komutunu kullandık. Eğer balık arkadaşlar şeye yaklaştıysa, köpek balığına yaklaştıysa ne yapıyor? Tehlike haberini salıyordu. Bizim buradaki köpek balığımızda tehlike haberini görünce ne yapıyordu? Ağzını açtı, ikinci koz geçiyordu. Ve eğer ki ağzının içerisinde ne yapmıştık? İşte pembemsi, kırmızımsı bir renk çizmiştik. O renge balık değerse hani ağzına girmiş kabul ediyorduk ve ne yapıyorduk arkadaşlar? 5 puan ekleyip balık sayısını bir düşürüyorduk ve bu ikizi ne yapıyorduk? Siliyorduk arkadaşlar. Evet, bu şekilde ve bir süre eklemiştik. Bu sürede 15 saniye. Artık siz istediğiniz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde bir oyun tasarlamış olduk. Evet, bu derslik bu kadar.